Özellikle Babadağ has ürünlerin satıldığı Babadağlar Çarşısı bir dönem esareti altına girdiği Çin mallarından kurtulma aşamasına geldi. Yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu çarşıda Çin malı satan işletme sayısı artık bir elin parmağını geçmiyor. Esnafın genel olarak yerel ürünlerin satışına yöneldiğini kaydeden Babadağlar Çarşısı Müdürü Mehmet Kaynak bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Kaynak, Çin'deki girdi maliyetlerinin yükselmesinin bu duruma en büyük etken olduğunu kaydetti. İşlerimiz Babadağlar İşhanı'nın tanınmış olması bize bayağı avantajlı şeyler getiriyor. Dolayısıyla buraya gelenimiz, gidenimiz, ziyaret edenlerimiz, alışveriş yapanlarımız, çeyizliklerimizi buradan temin edenler çok, çoğunluktadır. Dolayısıyla buradaki çarşımızdaki işlerimiz normal gidiyor. Yani biz bu yönden sevinçliyiz yani. Çarşımızın isminin olması bile yetiyor. Çin mallarıyla aramızda olumsuz etkisi oluyor mu çarşımıza? Çin, eskisi kadar yoğun mu? Şimdi ne durumdadır? Evet, Çin mallarımızı satan 3-4 dükkanımızdan başka yok. Burada 200 dükkanımız var, 150 tanesi faaliyette, diğerleri büro halinde çalışıyor. Dolayısıyla bunlar Çin mallarının büyük bir etkisi olmuyor bize. Efendim, daha önce bilindiği üzere çarşıda Çin malları bir ara istila etmişti. Evet. Artık azalmış, artık bitme noktasına gelmiş. Bunun sebebi nedir? Şimdi Çin mallarına yoğun bir talep olmaz oldu. Şöyle diyeyim, biraz da rekabet usulü çalıştığı için cüzi karlarla çalışıyor ve dolarla, dolar bazında dışarıdan geldiği için bunlar her firmanın kaldırabileceği bir şey yükte de olmadı. Dolayısıyla bazı firmalar bunları bıraktı, yerli ürünleri satmayı tercih ettiler.